Şimdi Selim Kaya, Türkiye'nin Halis Karataş'la birlikte en önemli jokeylerinden biri. 3000'e yakın birinciliği ve gazi koşusu kazanmışlığı var Selim Kaya'nın. Başarılı jokey geçtiğimiz günlerde atların kırbaçsız da koşabileceğini söyleyerek gündeme gelmişti. İşte o sözü bizim onu programımıza taşımamıza vesile oldu. Altay Altuğ, kameraman arkadaşımız Nazmi Can Tanrıöver'le birlikte Selim Kaya'yı Sakarya'da çiftliğinde buldu. Gazi şampiyon, 21 numaralı Mystical Storm. İlk gazisini kazanıyor Selim Kaya. 84. gazi koşusunun galibi. Yarışı kazansın diye atını acımasızca kırbaçlayan jokeyler de oldu. Fark 2 boy kadar, orta kulvarda 8 numaralı Tomurcuk Çiçek var. Kırbaçın şiddetini daha da artırıp atını bayıltan jokeyler de. 5 numaralı Can Kübra 3. Yıllarca hipodromlarda boy gösteren ve birçok başarıya imza atan jokey Selim Kaya, at kırbaçlamaya dair gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Savaşta atları kırbaçlayarak savaşmıyorlarmış ki. Kırbaç yok ki savaşta. At nasıl peki savaş ölüme gidiyor? Binicisine güveniyor çünkü, inanıyor. Selim Kaya'nın 3000'e yakın birinciliği var. Yine unutulmayacak, kuşkusuz en önemli zaferse 2010 senesindeki Gazi Koşusu şampiyonluğu. Asıl birinciliği geçtiğimiz aylarda oldu. O benim zaferim atıyla koştu ve koşuyu kırbaçsız bir şekilde tamamladı. Kızım dur. Heh. Aferin sana, aferin sana. Heh. 4 yıl önce ben abimi kaybettim, kardeşimi kaybettim atın üstünde, yarış esasında. Birçok olay yaşadım, birçok şeyi idrak ettim. Dedim ki ya bugüne kadar biz boşuna bu atları vurmuşuz. Bu atlar aslında kırbaçsız da koşuyor. Atı canını acıtarak yarış kazanmışız, yanlış olduğuna idrak ettim. Jokey Selim Kaya'nın Sakarya'daki çiftliğindeyiz. Bir sürü at var burada, onlardan bir tanesi. Adı Tektir Yürektir. Şu anda eğri taktı. Üzerine de bindi. Tek Yürek ilk yarışında şart biri koştuğunda kırbaç yemeden, yani kırbaç vurmadan ikinci oldu. Atın doğasında yarışmak var, koşmak var. Bir kere at, at demek koşmak demek. Yarışmayı çok seviyor. Yanındaki atı kıskanır ve onu geçmeye çalışır. Neden kırbaç çıkmış ki o zaman ortaya? Doping atı ne yapıyor? Bir üste çıkartıyor. Hızını bir üste çıkartıyor. Dolayısıyla doping yasak. Dopingle kırbacın aynı olduğunu mu söylüyorsun? Aynı zararın ata verdiğine inanıyorum. Daha fazlasını ata. Türk atı 5 numaralı Parivar. Selim Kaya ile bu koşuyu kazanıyor. Kaç tane at var? 9 tane var. 9 tane var. 9 at var. Hepsi yarış atı mı? Evet. Bunlar anne ve taylar var. Hikayesi var mı buradaki atların? Kafkas'ın torunu kendisi. Torunu aynı zamanda kimin oğlu? Can kardeşlerinin oğlu. Siz bunları jokeylere mi vereceksiniz? Evet, jokeylere vereceğim ama kırbaçsız. Şart koşacağım. Onu soracaktım. Kırbaçsız. Benim koşacağım. Bütün atlar kırbaçsız koşacak bundan sonra. Uyup uyumadığını nereden? Görüyorum ben. Televizyon her yerinde. Benim işim bu. Kameralar üstünde zaten. Kırbaç vurdu diyelim. Vurduğu zaman bir daha asla bindirmeyeceğim. Bindirmem. At kırbaçlamayı bırakan ve kırbaçlayanları eleştiren Selim Kaya at sevgisini işte böyle özetledi. At yoldaştır, at sevgidir, at aşktır, at tutkudur, at sevdadır. Deneyimli jokey pandemi sonrası dolu tribünler önünde jübile yapmak istiyor. Yarış severin huzurunda o gün jübilemi yapacağım. Son yarışımı da o gün çıkacağım. Kısrat Gazi şampiyon, 21 numaralı Mystical Storm. İlk gazisini kazanıyor Selim Kaya. 84. Gazi koşusunun galibi.